hoş geldiniz. Bu videoda arkadaşlar Brezilya'dan gelen haber ve devamında Bitcoin'in kısa vade hareketlerini şöyle bir değerlendireceğiz. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, önce şunu bir çok kısa değinmek istiyorum. 7 yıl olmuş arkadaşlar. 7 yıl önce gerçekleşen e, girişimle birlikte Şehit olan bütün vatandaşlar, şehitlerimiz yani hayatını kaybeden bütün masum canları saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun hepsinin inşallah. Ee, kısa vade hareketlerinden başlayalım o zaman ilk olarak. Bir kere e, hareketli ortalamaların tamamını almış vaziyette olduğunu görüyorsunuz. 4 saatlikte bir Golden Cross etkisi, saatlikte de aynı şekilde e, bir Golden Cross ibaresi var arkadaşlar. Dümdüz bir MA200 hareketli ortalaması ve MA50'mizde tam gaz yukarı. Tabi RSI değerleri biraz patlak. Burada normalde bizim isteyeceğimiz şey şu olur. Hatta bunu e, takip etmenizi öneririm. Şöyle bir süre bir mühlet e, yatay hareketlere geçiş yapması. Yani bir süre yatay hareketler yapması. Şimdi geçmişteki patlama hareketlerine oranla şu anda açıkçası e, biraz daha şey Avantajlı. Neden avantajlı? Bakın önceki hareketleri iyi seyredin arkadaşlar. EMA 50 üzerine atıyor. Resmen üzerinde MA200'e bir uçurum var ciddi şekilde. Ha burada bakın neredeyse çarpıyor. Direnemeyip düşüyor. Direnç olarak çalışıyor. Şu an hareketli ortalamalar yani MA200'ler dahil aldık. O yüzden şu an açık söylemek gerekiyor ki ee, ne yapabilir Bitcoin tarafında? 23.7'lere kadar, 24'lere kadar hatta bir yükselişin devamını bekliyoruz. Biz bu durumda arkadaşlar, tamam mı? Bir kere bu, e, bundan bir bahsedelim. Haricinde bu pozisyonları alması ama e, biraz tabiri caizse sıkacak gibi duruyor. Tabii ki değerlendirmeye devam edeceğiz. Duruma göre. E, Brezilya'dan gelen haberle alakalı konuşalım. Brezilya'nın en büyük bankası arkadaşlar, Itaú Unibanco dediğimiz. Bir e, banka tokenizasyona başlıyor tokenizasyon dediğimiz muhabbet ne peki geleneksel finansları arkadaşlar yani ge, e, geleneksel para birimlerini ne yapıyor tokenlara dönüştürüyor yani dijital paralar e, üretiyor olay aslında bu tamamen şu anda tokenizasyon yapabilmek için bir platform başlatacağını tam anlamıyla duyurmuş oldu geçtiğimiz günlerde bunu örneğin Rusya'dan siberbank yapmıştı değil mi? oldukça önemli bir haber çünkü adamlar bu şekilde blockchain teknolojisini kullanıyorlar ve kriptoya tam anlamıyla bir adım atmış oluyorlar. Aynı şey Brezilya tarafından da geldi sevgili arkadaşlar. Özellikle şu an Bitcoin tarafındaki hareketliliğin sebeplerinden biri de son zamanlarda gelen ardı arkası kesilmeyen güzel haberler. Ancak tabii ki Fed'in faiz kararı da yaklaştıkça maalesef riske doğru gidiyoruz. Yani yükseldiği yerden kısa vadede Bitcoin'in ciddi patlayabileceğini sakın unutmayın arkadaşlar. O yüzden yani alım yaparken toplu alım hususunda falan iki kere düşünmenizi tavsiye ediyorum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşçakalın.